Karar Gazetesi de ekonomiyi ön plana çıkarıyor. İyi haber, enflasyon düştü, kötü haber, zamlar sürüyor. İstatistik Kurumu mucize sergilemeye devam ediyor. Doğalgazdan şekere birçok kalemdeki çift haneli zamlara rağmen Ekim enflasyonu %8,55 olarak açıklandı. Buna karşılık 2020'de vergi ve harçlara yapılacak zamları belirleyen yeniden değerleme oranı %22,5'e çıktı. Enflasyon hesabının duruma göre değiştiği tuhaf tablo, zam geldikçe enflasyon düşüyor mu esprilerine yol açtı. Enflasyon son 3 yılın en düşük seviyesinde. TÜİK'in enflasyon hesabı bilmeceye döndü. Doğalgaza %52, elektriğe %45, minibüse %27 zam geldi. Ancak TÜİK enflasyonun Ekim'de %8,55'e gerilediğini bildirdi. Ekonomistleri de şaşırtan verilerle yıllık enflasyon kağıt üstünde 3 yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Canavarı en çok büyüten kalem %11,7 ile giyim oldu. Endekste yalnızca eğlence ve kültür düşüş gösterdi. Cep telefonu harcında MTV'de artış yolda. TÜFE'nin %8,55'e gerilediğini açıklayan TÜİK, 2020'nin harç ve vergi oranlarının belirleneceği yeniden değerleme oranlarını %22,58 olarak öngördü. Buna göre kırmızı ışıkta geçme cezası 235 liradan 288 liraya çıkacak. 861 liralık MTV bedeli 1055 liraya ulaşacak. Yurt dışından telefon getirenler 1500 yerine 1838 lira harç ödeyecek. Buna karşın yıl başında memurlar %4, emekliler 6,6 zam alacak. Manşetin hemen altında büyük bir fotoğraf kullanıyor gazete. Irak'ta eylemciler İran Başkonsolosluğunu işgal etti. 3 ölü, barut fıçısına Kerbela kıvılcımı diyor gazete. Irak'ta ekonomik gerekçelerle hükümeti hedefe koyup sokağa çıkan protestocular İran'ın Kerbela Başkonsolosluğunu işgal etti. İran bayrağını indirip Irak bayrağı asan eylemcilere güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Haftalardır devam eden olaylarda ölenlerin sayısı 399'u aştı. Irak Başbakanı Abdülmehdi ise fabrikaların kepenk kapattığı, limanların çalışmadığı ülkede ekonominin çökme noktasına geldiğini söyledi. Öfkeli kalabalıklara sokakları boşaltma çağrısında bulundu diyor gazete. FETÖ davasında 3 yıl sonra karar, Ahmet Altan ve Ilıcak'a tahliye. FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında haklarında verilen cezalar Yargıtay tarafından bozulunca yeniden yargılanan Ahmet ve Mehmet Altan'la Nazlı Ilıcak hakkındaki karar çıktı. Mahkeme FETÖ terör örgütüne yardım etmek suçundan Ilıcak'a 8 yıl 9 ay, Ahmet Altan'ı ise 10 yıl 6 ay hapiste cezalandırdı. İki isim de suçun niteliği ve tutuklulukta geçirdikleri süre gözetilerek tahliye edildi. Tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın ise beraatine karar verildi. Numan Kurtulmuş'tan tasarı çıkışı. Başka boğaz yok, ulusal proje olarak görülmeli. İBB'nin yetkilerini tırpanladığı gerekçesiyle eleştirilen Boğaziçi kanun teklifine ilişkin son değerlendirme AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Dünyada bir tane İstanbul Boğazı var. Bunu ulusal bir proje içerisinde görmek lazım. Ulusal bir perspektifte bakmak lazım demiş Numan Kurtulmuş. Karar Gazetesi sürmanşete ıspanağı çıkarmış, zehirli ot yüzünden hastanelik olanların sayısı arttı, hallerde, marketlerde denetim başladı, güzel avrat avı diyor gazete. İstanbul, zehirli ıspanak nedeniyle hastanelik olanların sayısı 44'ü aştı. İl Tarım Müdürlüğü, ıspanakların arasına karışan yabancı otların zehirlenmeye neden olduğunu açıkladı. Ispanağa çok benzeyen güzel avrat otu olağan şüpheli olarak öne çıktı. Zehirlenme vakaları Tekirdağ'da sıçradı. Bulantı ve kusma şikayetiyle acillere başvuran 22 kişi tedavi altına alındı. Öte yandan Tarım İl Müdürlüğü ekipleri Bayrampaşa halinden ıspanak numunesi aldı. Pazarlarda da denetimler yapıldı. İstanbul 4 ay pop artın başkenti diyor gazete, yine sanata ilişkin bir haber paylaşıyor sürmanşeti. Arabanın önüne bu kez işçiler çıktı. Volkswagen'in Türkiye'de fabrika kurmasına ilişkin takvimde erteleme olmadığı kaydedilirken
dikkat çeken gelişme yaşandı. Alman Otomotiv Devi'nin yönetiminde bulunan ve karar alma mekanizmalarında etkili olan iş yeri işçi temsilcisi Bernd Östrold, Manisa'da fabrikaya onay vermeyeceklerini söyledi. Östrold, yatırımı frenlemeyi amaçlayan çıkışının bahanesi olarak Barış Pınarı harekatını gösterdi. Kadınlara kalkan oldu ama kendini koruyamadı. Türkiye Emine Bulutları ağlamaya devam ediyor. Son korkunç örnek İstanbul Avcılar'da yaşandı. Yıllarca bir kadın korunma evinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Seda Kurt, birlikte yaşadığı Ercan A ile tartıştı. Kavganın büyümesi üzerine Ercan A, 40 yaşındaki kadını oğlunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Vahşetin ardından kayıplara karışan saldırganın uyuşturucu kullanma suçunun bulunduğu ve cezaevinden denetimli serbestlikle çıktığı öğrenildi. Şiddet uygulayan eşini ısırdığı için 3000 lira, saksı fırlattığı için 2000 lira ceza aldı diyor Ayrıntılar 3. sayfada demiş gazete. Kaşıkçı olayı da azil dosyasında. ABD'yi karıştıran iddia İngiltere'de yayın yapan haftalık The Spectator dergisinde yer aldı. Buna göre kimliği gizli tutulan 3 derin gırtlak Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'le Veliaht Muhammed arasında bir görüşme kaydı bulunduğunu söyledi. Washington'daki istihbarat birimlerinde de bulunduğu belirtilen kayıtlara göre Kushner, Cemal Khashoggi'nin vahşice katledilmesine giden süreçten önce prense gözaltı için onay verdi. ABD ziyareti açıklaması Erdoğan'ın isteği değil Trump'ın daveti. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın kabine toplantısı sonrası konuştu. Erdoğan'ın ABD ziyaretine değinen Kalın, "Cumhurbaşkanımızın isteği değil, Trump davet etti. Amaç somut netice elde etmek. Bu hedefe ilişkin tereddütlerimiz izole olmazsa ziyaretin gerçekleşmemesi mümkün. Rusya ile ikinci devriyenin yarın yani bugün yapılması planlanıyor" demiş yine Kalın'ın açıklamalarına yer vermiş gazete.